Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir bebek yeleği anlatımını yapmak istiyorum. Ben 3 renkli olarak yaptım ama siz isterseniz değişik renkler ile 4, 5, 6 renkli de yapabilirsiniz. Bu gövde bölümünü rengarenk de yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsüne yakadan zincir çekip trabzanlar yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre zinciri yaptıktan sonra ayrımlarını ona göre ayarlıyoruz. Roba bitiminde modelli bölüme geçiyoruz. Ben robayı sade renk yaptım. Siz isterseniz burayı da rengarenk yapabilirsiniz. Robadan itibaren modelleri renkli uyguladım. Ben 3 rengi kullandım. Krem renk olarak 1 yumak ipten, bakın bu kaldı. 1 yumağa yakın ip gidiyor. 1 yumağı elinizde bulundurun. Bu renklerde diğer örgülerimde kullanmış olduğum elimde kalan iplerle yaptım. Siz istediğiniz renkle artan iplerinizi yapabilirsiniz veya tam iplerden de yapabilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. İpiniz kalınsa 3,5 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum ip bugün biraz kalınca, bakın arkadaşlar. O yüzden ölçü de biraz büyük oldu. Ben bu yeleği 1 yaş bebek için yapmıştım. Ama ölçü biraz ip kalınlığından dolayı büyük oldu. Bebek bunu 2 yaşına kadar çok rahat kullanabilir. Yeleğin size ölçülerini de vermek istiyorum. Bakın, kol altından genişliğini ölçüyorum. 29 santim. Gövde yüksekliğini ölçüyorum. Omuzdan itibaren 35 santim. Kol altından gövde yüksekliğini ölçüyorum. 23 santim. 1 yaşından itibaren çok rahat kullanılabilir. Eğer siz 1 yaşından küçük bebekler için yapıyorsanız bu yaka başlangıcını benim yaptığım zincir sayısından 8-10 zincir eksik yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapacaksanız 54 zincir ile başlayabilirsiniz. 54 zincirde roba ayrımlarını 8 trabzan ön bölümlere, 11 trabzan kol bölümüne, 16 trabzan da arka bölüme yapabilirsiniz. 3 aylık bir bebek için 60 zincir ile başlamanız iyi olacaktır. Ön bölümler için 9 trabzan, arka bölüm için 18 trabzan, kol bölümü için de 12 trabzan iyi olur. 6 aylık bir bebek için de 66 zincir ile başlamanız iyi olacaktır. Ön bölümleri 10 trabzan, kol bölümlerini 13 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan yapabilirsiniz. 1 yaş bebek için başlamak isterseniz 72-74 zincir ile başlayabilirsiniz. 72 zincir ile başlarsanız ön bölümleri 11 trabzan, kol bölümlerini 14 trabzan, arka bölümü de 22 trabzan yapabilirsiniz. 2 yaş bebek için yapmak istiyorsanız 84 zincir ile ön bölümleri 13 trabzan, kol bölümlerini 16 trabzan, arka bölümü de 26 trabzan olarak başlayabilirsiniz. Düğme olarak 4 adet düğme dikmeyi ben tercih ettim. Siz tercihinize göre bunu sadece roba bölümüne yaparak 3 yapabilirsiniz veya 5 düğme de kullanabilirsiniz. Yeleğimizi bir de açık olarak görelim. Çok kolay ve çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar. Bu modelden her şey yapabilirsiniz. Battaniye örgülerinde de kullanılıyor bu model. Bebek örgü hırkalarında da kullanılıyor. Bakın, örgünün ters görüntüsü de böyle. Ters görüntüsünün örgüsü de çok güzel. Açık olarak görelim. Bakın, çok güzel bir model. Evet, malzemelerimizi verdik. Ölçülerimizi söyledik. Hazırsak hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Örgüye başlamadan önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da örgü örebilsin diye altyazılar oluşturuyorum. Siz izlediğiniz videoda bu yazıları görmek istemiyorsanız ayarlar bölümünden altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. Videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklarsanız altyazıları kapalı konuma getirirsiniz. Yazılar görünmez. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler.
Robanın örgüsüne zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bakın bu şekilde oluşturuyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirlerimi yapmaya başlıyorum. İki zincir yaptım ben arkadaşlar. Siz yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu zincir sayısını farklı ölçülerde yapabilirsiniz. Bu 72 zincir benim yapacağım ölçü için yeterli. Ben bugün 1 yaş bebek için yapıyorum bu robayı. Kaç santim olduğunda ölçelim. Bakın başlangıcı sıfıra tutuyorum. Ölçtüğüm zaman 31 santim zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 31 santim ile 72 zincir yaptım. Bu zincir sayısı sizin elinizin sıklığına göre değişecektir. Çok sıkı yapmayalım bu ilk sırada yaptığımız zincirleri arkadaşlar. Bunun üzerinden şimdi trabzanlar yapacağız. Trabzan yapmak için 3 zincir daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. Dördüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sırada trabzanları yaparken roba ayrımlarında yapacağız. Önleri, kolları ve arka bölümü bu sırada belirlemiş olacağız. Ön bölüm için 11 trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10 trabzan yaptık. Dönüşle birlikte 11 trabzan oluştu burada. Burası ön bölümün birisi olacak. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın diğer ilmek aynı ilmeğe değil. Diğer ilmeğe kol bölümü için ilk trabzanı yapıyorum. Kol bölümü için de 14 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kol bölümü içinde 14 trabzanı buraya yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Arka bölüm için bakın diğer ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran ayrım yerini burada belirlemiş olduk. Arka bölüm için 22 trabzan yapıyoruz. Bir yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arka bölüm için de buraya 22 trabzanı yaptım. Bir zincir yapıyorum. Diğer kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. Bu kol için bakın 14 trabzan yapmıştım. Buraya da diğer kol için 14 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe bakın, aynı ilmeğe değil, diğer ilmeğe ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 trabzan da bu kol için yaptım. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ön bölümde 11 trabzan yapmıştık. Bu ön bölüm içinde 11 trabzan yapıyorum. Yine takip eden bakın, ilk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son ilmeğe de trabzanı yaptım. 11 oldu. Bu ilk sırada bakın trabzanları yaptık. Roba ayrımlarını yerinde belirlemiş oldum. Bu ilk sırada ön bölümler için 11 trabzan yaptık. Kol bölümleri için 14 trabzan, arka bölüm için de 22 trabzan yaptık. Robanın ayrımlarını belirlemiş olduk. Siz bu robayı yeni doğan bir bebek için yapacaksanız 54 zincir ile başlayabilirsiniz. 54 zincir ile başladığınız zaman ön bölümleri 8 trabzan, kol bölümlerini 11 trabzan, arka bölümü de 16 trabzan yapabilirsiniz. 3 aylık bir bebek için yapıyorsanız 60 zincir ile başlayabilirsiniz. 60 zincir ile başladığınız zaman ön bölümleri 9 trabzan, kol bölümlerini 12 trabzan, arka bölümü de 18 trabzan olarak ayrımını yapabilirsiniz. 6 aylık bir bebek için yapıyorsanız 66 zincir ile başlayıp ön bölümleri 10 trabzan, kol bölümlerini 13 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan şeklinde ayrımlarını yapabilirsiniz. 1 yaş içinde bizim bugün başlamış olduğumuz gibi 72 zincir ile başlayabilirsiniz. Ön bölümleri 11 trabzan, kol bölümlerini 14 trabzan, arka bölümü de 20 trabzan yaptık. Siz bu robayı 2 yaş bir bebek için yapıyorsanız 84 zincir ile başlayabilirsiniz. 84 zincir ile ön bölümleri 13 trabzan, kol bölümlerini 16 trabzan, arka bölümü de 26 trabzan yaparsanız iyi olacaktır. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada arttırmalar yapacağız. Arttırmaları farklı ölçülerde yapıyoruz. Bir sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırma yapıyoruz bu 4 noktadan. İkinci sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmalar yapıyoruz.
Siz kaç aylık bir bebek için başladıysanız ona göre arttırma yerlerini aynı yapacaksınız arkadaşlar. Sadece bu trabzan sayıları sizde farklı olacak. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İkinci sırada bu arttırma yapacağımız yere kadar bütün ilmekleri trabzan yapıyorum. Bir trabzanya bakın ilk yaptım. 11 trabzan var ön bölümde. 11 trabzanı yapıyoruz. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bakın bu bir zincir yapmıştık arttırma yeri için. Bu arttırma zincirinin içerisine bakın bir zincirin içerisine ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Bakın arttırmaları bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak yaptık. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Bakın ilk arttırma yerimizi belirlemiş olduk. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. Diğer bakın kol ile arka bölümü ayıran arttırma yaptığımız yere kadar trabzanlara devam edelim. Kol bölümünde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirli boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine de trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın ilk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu arka bölümü ile diğer kol bölümünü ayıran arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanı yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirli boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Kolda bulunan ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Diğer arttırma yapacağımız bu bir zincirli boşluğa kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu bir zincirli boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlara devam ediyoruz. Bakın ilmekler üzerine trabzan yaparak son ilmeğe geldim. Burada ilk sırada 3 ilmek atlayarak oluşturmuş olduğumuz bir trabzan vardı. Bunun bu son ilmeğin üzerine bakın. Zincirin üzerine tığ taktım. Buradan trabzan yaptım. İkinci sırayı da böylece tamamlamış olduk. Robanın şeklini görelim. Bu sırada 4 arttırma yerinden arttırmalar yaptık. Arttırmaları her bölümde bakın 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan olarak yaptık. 3. sıradayız. 3. sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada arttırmaları 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. Bu 4 noktanın hepsinde de
2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız arkadaşlar. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Önde bulunan diğer ilmekler üzerine de bu arttırma yerine kadar trabzan yapıyoruz. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız, bakın bu iki zincirli boşluğa geldim. Buraya ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. Bakın ön bölüm için 2 trabzan yaptık, 2 zincir yaptım, 2 trabzan da kol bölümü için yaptım. Arttırmayı bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yaptık. Diğer ilmekleri birer defa trabzan yapıyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanları yaptım. Arttırma yapacağım 2 zincirlik boşluğa geldim. Arttırma yerine kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. İki trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın bu arttırma yerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer ilmekleri her ilmeğe birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak bu arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağım, bakın yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa arka bölüm için 2 trabzan yapıyorum. İki trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 1 2 Buraya da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer ilmekleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Bu arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanı yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yerine geldim. Bu arttırma yapacağımız 2 zincirli boşluğa kol bölümü için 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa ön bölüm için 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. Son ilmeği de trabzanı yaptım. Üçüncü sırayı da böylece tamamlamış olduk. Bakın robamız şekillenmeye başladı arkadaşlar. Bu sırada da bu 4 arttırma yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmalar yaptık. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada yine arttırmalar yapacağız. Arttırma yerlerinde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan olarak arttırma yapacağız. 1 zincir yapıyorum dördüncü sıraya çıkmak için. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu sırada arttırmalarımızı 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yapacağız. Arttırma yapacağımız buraya ön bölüm için 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Kol bölümü için 1 trabzan yapıyorum. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptım.
Diğer ilmekleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada arttırmayı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan olarak yaptım. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak diğer arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yerdeyim. Bu iki zincirli boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Arka bölümde bulunan ilmekleri diğer arttırma yapacağımız yere kadar trabzanlar yaparak devam edelim. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Arttırma yapacağımız yerdeyim. Arka bölüm için buraya bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Buraya da bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine de trabzanları yaptım. Kol ile ön bölümü ayıran arttırma yapacağımız yere geldim. Buraya kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Bu da ön bölüm için oldu. Ön bölümde bulunan ilmeklere trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaptım. Sıra sonuna geldim. Bakın, dördüncü sırayı böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu sırada da arttırmaları yine 4 noktadan 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yaptık. 5. sıradayız. 5. sırada arttırmaları 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Bakın, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmek üzerine de trabzan olarak devam ediyorum. Arttırma yapacağımız yere kadar her ilmeğe birer defa trabzan yaparak devam edelim. Önde bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. İki zincirli boşluğa ön bölüm için iki trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir yapıyorum. Aynı boşluğa kol bölümü için iki trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın, bu sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırma yaptık. Diğer ilmekleri trabzan olarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sırada arttırmaları 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yapıyoruz. Kolda bulunan ilmeklere devam edelim. Bu arttırma yerinde de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Arka bölümde bulunan ilmekler üzerine birer defa trabzan yapalım, devam edelim. Burada da yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Bu kolda bulunan ilmekleri birer defa trabzan yapalım. Bu arttırma yerine de 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Diğerlerine birer defa trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 5. sırada da arttırmalarımızı bu 4 noktadan 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. Robamızın şeklini bir daha görelim arkadaşlar. 6. sıradayız. 6. sırada arttırmaları 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa trabzan yaparak arttırma yapacağımız yere kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzanları yaparak arttırma yapacağımız yere geldim. Bu sırada arttırmaları 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde yapıyorum. Arttırma yapacağımız boşluğa ön bölüm için 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum.
boşluğa kol bölümü için bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada da arttırma yerinde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. Arttırmalarımız artık bu şekilde devam edecek. Buraya kadar yapmış olduğumuz gibi bakın. İlk sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptık. İkinci sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. Burada yine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yaptım. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bu sırada tekrar bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Bir sonraki sırada da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde arttırma olacak. Robamızın örgüsü de bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde katlayıp da görelim. Gördüğünüz gibi robamızın örgüsü böyle devam edecek. Robanın örgüsünü bu iki sıranın tekrarıyla devam edelim. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre roba sıra sayısı değişecektir. Roba sıra sayısını kaç santim yaparım diye soran arkadaşlar olursa, sizler için ben standart ölçü tablosunu hazırladım. Bu videonun açıklama bölümünü ekliyorum. Açıklama bölümündeki tabloya göre siz bu yükseklikleri ayarlamasını yapabilirsiniz. İzlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekil var. Ona tıklarsanız açıklama bölümünde bulunan tabloya bakabilirsiniz. Roba arttırmalarını bu iki sıranın tekrarıyla yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayarak gelelim arkadaşlar. Robanın örgüsünü benim için gerekli olan yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç santimi roba olduğunu ölçüyorum. Bakın bu şekilde ölçtüğüm zaman 11 santim roba yüksekliği var. Kaç sıra trabzan olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıranın sonunda benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Siz daha küçük bebek için yapıyorsanız bir sıra önceden robayı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şeklini bir de böyle görelim. Bakın gayet güzel bir roba yaptık. Şimdi modelli bölüme geçeceğiz. Modelli bölüme geçerken kolları gövdeden ayıracağız. Örgümüze gövde ile devam edeceğiz. Yine krem renk ile devam ediyorum. Bir zincir yaptım. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğin üzerine de bir trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Diğer ilmek içerisine trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapacağız. Bakın bir yaptım. 2 3 Buraya kadar başta bakın 2 trabzan yaptım. 1 zincir çektim. 3 trabzan yaptım. Tekrar 1 zincir yapıyorum. Takip eden bakın bu 3 ilmeği trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Diğer 3 ilmeğe de trabzan yapıyorum. 1 2 3 Arada bir zincir yapıyorum. Diğer 3 ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın, model yerleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Kol altına kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine trabzan yaptım. Her ilmeğe bakın birer trabzan yaptım. 3 trabzandan sonra aralarda birer zincir çektim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1 zincir yaparak bakın kol altını yapacağımız bu arttırma yaptığımız yere geldim. En son 3 ilmeğe 3 trabzan yaptım. Tekrar bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu arttırma yaptığımız boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1
2 3 Bakın ön bölümü böylece tamamlamış oldum. Bir zincir yapıyorum. Yine bakın 3 trabzandan sonra zincir yapıyordum. Kolda bulunan bu ilmekleri atlıyorum. Kol ile arka bölümü ayıran bu arttırma yerine arka bölüm için 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Yine hiç ilmek atlamadan her ilmeğin üzerine trabzan yapacağız. Ön bölümde yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapacağız. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Diğer 3 ilmeğe yine trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın bu şekilde oluyor. Diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. Arka bölümde bulunan bakın ilmekler üzerine de 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak diğer kol altını yapacağımız yere geldim. Benim yaptığım sayıda bir roba için sonda bakın bir ilmek kaldı. Sizin yaptığınız büyüklüğe göre burada kalan değişir arkadaşlar. Bu ilk sırada roba yerleştirmesinde 1-2 ilmekten bir şey fark etmeyecektir. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu tek kalan ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu boşluğa bakın burada 3 trabzan yapmıştım. Burada 2 trabzan yapabiliriz. Arka bölümde bir sorun olmayacaktır. Bakın 2 trabzan oldu. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. 3 trabzan olarak bakın bu şekilde yaptım. Bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan ilmekleri atlıyorum. Ön bölümle kol bölümünü ayıran bu arttırma yerine ön bölüm için 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Takip eden 1 2 3 ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Trabzanlara devam ediyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölümde bulunan ilmekler üzerine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 2 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Bu son 2 ilmeğin üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın 2 trabzan yaptık. Sıra başında da bakın diğer ön bölümde de 2 trabzan ile başlayıp bir zincir çekmiştik. Burada da bir zincir, 2 trabzan ile sırayı bitirdik. Böylece ilk sırada model yerleştirmemizi yaptık. Kolları da gövdeden ayırdık. Bakın kolları boş bıraktık. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Bu şekilde örgümüz artık devam edeceğiz. Bu ilk sırada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde yerleştiriyoruz. Arada bir ilmek atlamanızdan hiçbir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Bakın. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada yine aynısını yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk 2 ilmek üzerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum. 1 Diğer ilmek üzerine de bir trabzan yaptım. Bu bir zincir yaptığımız bakın boşluğa geldim. Bir zincir yapıyorum. 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın 2 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaptım. Nasıl görüyorsa böyle yapıyoruz. Bakın zincirin üzerine bir zincir yaptım. 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum.
Bakın. İkinci sıranın birinci sıranın aynısı oluyor. Böyle devam edelim. Bakın kol altında da zaten 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan var. Aynı şekilde devam ederek sıra sonuna kadar tamamlayalım. Modelli bölümün ikinci sırasında bakın 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu şekilde 2 sıra elde etmiş oldum. Şimdi renkli ipe geçeceğiz. Renkli ipte modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Bakın ben bu renk kullanıyorum. Siz istediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Ben 3 renkli yapıyorum. Bakın biri bu renk, bir de yeşil tonunu kullanıyorum. Krem renkle. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İlmeğimin rengi burada bakın değiştiriyorum. Şu şekilde ilmekten çıkardım. Bir zincir çekiyorum. Sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. İlk iki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir. Bu krem renkli ipi de bakın şu şekilde yapmış olduğumuz bu trabzanların içinde tutalım, keselim isterseniz arkadaşlar. Uzattığımız zaman iyi olmayacak. Bakın ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe de trabzan yapıyorum. İki trabzan yaptım buraya. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın üçüncü trabzanı biraz uzun yapacağız. Bu boşluğa değil, bir alt sırada bulunan bu boşluğa tığı takıyorum. İlmek alıyorum. Bakın biraz uzun çekiyorum. Trabzanı uzun yaptım. Şu şekilde trabzan yapıyorum. Uzun tutarak uzun bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bakın ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu ipleri burada keselim, iplerin ucunu. Bir zincir yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum bakın. Bu 3 trabzan yapmıştık. Bir alt sırada bunun ortada bulunan ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum yine. Uzun trabzan yapacağız bu ortada bulunan ilmeği. Bu boşluğa değil, bir alt sırada bulunan bu boşluğa tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Bak uzun çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum buraya. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Takip eden bu ilk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bakın trabzan yapıyorum. Yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Ortada bulunan trabzanı uzatıyoruz ama. Bu bir alt sırada bakın 3 trabzan yapmıştık. İlk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Zincir yapıyorum. Ortada bulunan ilmeği atlıyorum. Son ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine değil, bir alt sırada bulunan bu boşluğa tığ takıyorum. Uzun trabzan yapıyorum. Bir uzun, iki kısa trabzan yapıyoruz burada bakın. Tekrar takip eden ilmek üzerine kısa trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İki, bakın ikinci sırada bulunan bu bir sırayı atlıyorum. İkinci sırada bulunan boşluğa tığ takıyorum. Uzunca trabzan yapıyorum. Normal yine ikili trabzan yapıyoruz ama biraz ipi uzatarak yapıyoruz. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Uzunca bakın bir trabzan yapmak için ilmeği taktım. Trabzan yaptım. Bakın görüntü olarak böyle oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz belli olmaya başladı.
Yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Tek farkı dediğim gibi ortada olan trabzanı biraz uzunca yapıyoruz. Diğer ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 zincir yapıyorum. 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada bulunan boşluğa tığ takıp uzunca bir trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. 1 zincir, 1 ilmek atlıyorum. 2. ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine uzun trabzanı yapıyorum. Trabzan yaptım. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Kol altında bir göstermek istiyorum. Onun için oraya kadar devam ediyorum. Bakın. Bir trabzan, bir uzun trabzan, trabzan, bir zincir yapıyorum. Bakın bu bir ilmek atladım, ikinci ilmeğe trabzan yaptım. Kol altının olduğu yerdeyim. Burada boşluğa takmıyorum. Bakın burada bir zincir yapmıştık. Bu zincirin ilmeğine tığ takıyorum. Bir ilmeği tutsak yeterli arkadaşlar. Bakın ilmeğe tığ taktım. Çektim. Burada yine uzun trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Diğer ilmeği trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ilmek atla, ikinci ilmeğe trabzan. Uzun trabzanı yapıyorum. Bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yaparak bakın yine sıra sonuna geldim. En son modeli birlikte yapmak istedim sizinle. Bakın bir zincirden sonra bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Uzun bırakarak bakın yine bir alt sırada bulunan boşluğa tığ takıyorum. Uzun trabzan yapıyorum buraya. Son 2 ilmek kaldı. Son 2 ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın böylece renkli ip ile ilk sırada modellerimizi belli oldu. Katlayıp bir daha görelim arkadaşlar. Bakın bir sırada bu uzun trabzanlardan kaç tane yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 model var. Bazı arkadaşlar soruyor kaç model yerleştirdiniz diye. Onlara bilgi olsun diye söyledim. Sizin 33 olur, 35 olur, ondan hiçbir sorun olmaz. Sadece genişliği fark eder arkadaşlar. Şimdi bu renk ile ikinci sıradayız. Modellerimizi ikişer sıra renkli olarak yapacağız. Bakın ilk sırada bu şekilde bir trabzan normal yapıyoruz, bir uzun trabzan yapıyoruz, bir trabzan yapıyoruz. İkinci sırada bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu bakın 1 2 3 4 ilmek görünüyor. Dördünün üzerine trabzan yapıyorum. 4 trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 Bir zincir yapıyorum. Bu sadece baş tarafta 4 yaptık. Bundan sonraki trabzanları bakın. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak devam edeceğiz. Bir zincirden sonra burada görünen 3 ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 Zincirin üzerine bakın. Bir zincir yapıyorum. Bu zincir boşluğunu atlıyorum. Diğer 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1
2, 3. Bakın, bu sırayı bu şekilde yapacağız. Bu modelleri yaptığımız 3 trabzanın üzerine trabzan yapacağız. Bir zincirli olan yerlere de birer zincir. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaparak bakın sıranın sonuna geldim. Sıra sonunda yine 1, 2, 3, 4 trabzan yaptım. Sıra başında da 4 trabzan yapmıştık. Sıra sonunda da 4 trabzan yaptım. Modelimiz bu iki sıranın tekrarından oluşacak arkadaşlar. Her rengi bu iki sırayı tekrarlayarak yapacağız. Şimdiki sırada renk değiştiriyorum. Ben yeşil ile yapıyorum demiştim. Siz istediğiniz, siz iki renk de yapabilirsiniz. Eğer iki renk yapıyorsanız buradan kreme devam edebilirsiniz. Yani hangi renk kullanıyorsanız artık o renge devam edebilirsiniz. Üçüncü renk kullanıyorsanız benim gibi değiştirebilirsiniz. İlmeğimin rengini burada bakın yeşil yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. İlk iki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İpi yine bakın içeride tutuyorum. Burası sağlam olsun. Hem de temiz bir görüntü oluşuyor bu şekilde. İkinci ilmeğe de trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın iki trabzandan sonra bir zincir yaptım. İpi burada keselim. Bu başlangıç yerinin ilmekleri de temiz oldu. İpleri içeriden götürdüğümüz için. Bir zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi bu uzun trabzan yaptığımız sırayı yapacağız. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu bir zincir yaptığımız boşluğun oradayım bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk sıraya değil bakın, bu boşluğa değil, bir alt sırada bulunan boşluğa tığı takıyorum. Uzun trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Uzun trabzan yapıyorum bakın. Bir, ikinci sırada olan boşluğa tığ takıyorum. Uzun trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe. Bakın bunu atlıyoruz. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine uzun trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Burada yaptığımızın aynısını bu renk ile bu sırada yapıyoruz. Böyle devam edelim. Bir trabzan, bir uzun trabzan, bir trabzan yapalım. Bir zincir yapalım. Bu bir ilmeği atlayıp tekrar bir trabzan, uzun trabzan, trabzan, bir zincir şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda iki trabzan yaptım. Bakın sıranın başında da iki trabzan ile başlamıştım. Sıra sonunda da iki trabzan ile bitti. İkinci sıradayız. Yeşil renk ile ikinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu İlk iki ilmek üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 Bakın bir zincir yaptığım yere geldim. Bir zincir yapıyorum. Burada görünen bu 3 ilmek üzerine birer defa trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Bir zincir yapıyorum. Bakın bir zincirli boşluktayım. Bu 3 ilmek üzerine birer defa olmak üzere 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bakın. Sıra sonuna kadar bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olarak yapalım. Devam edelim. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna geldim.
Sıra sonunda 2 trabzan yaptım. Sıra başında da bakın 2 trabzanda. Burada ipin rengini değiştiriyorum. Ben krem rengi başlıyorum. İlk ilmeğin rengini bakın krem yaptım. Bir zincir yapıyorum, sağlamlaştırdım. Örgüyü çeviriyorum. Yine bu iki ipin ucunu bakın içeride tutuyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ilmek üzerine de trabzan yapıyorum. Bu sıra uzun trabzan yaptığımız sıra arkadaşlar. Uzun trabzanı yaparken bakın 2 trabzandan sonra uzun trabzan yapıyorum. Bu bakın 1 ikinci sıranın boşluğuna takıyorum. Uzun trabzan yaptım. Diğerini trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın trabzandan sonra bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Yine uzun trabzan yapıyorum. Takip eden ilmeğe trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Uzun trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Yani bu uzun trabzan yaptığımız sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Model anlaşılmıştır. Modelimiz bu şekilde. Bu iki sıranın tekrarıyla. Bir sırada uzun trabzan yaptığımız bu şu anda yaptığımız sırayı yapıyoruz. Bir sonraki sırada bu 3 trabzan üzerine trabzan yapıyoruz. Bir zincir yaptığımız yere bir zincir yaparak örgümüzü devam ediyoruz. Ben bu 3 renk ile yapıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz renkleri kullanarak örebilirsiniz. 2 sıranın tekrarıyla istediğiniz renkler ile gövde örgüsünü yapacağınız bebeğin büyüklüğüne göre tamamlayalım gelelim. Yeleğin gövde örgüsünü benim için gerekli yüksekliğe kadar tamamladım. Kaç model yerleştirdiğimi sayıyorum. Bakın krem renkten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model sırasında benim için gerekli yüksekliği elde ettim. Santimetre olarak bir de ölçüsünü vermek istiyorum size. Bakın kol altından ölçüyorum. 20 santim. Benim için gerekli yükseklik tamam. Siz daha uzun olsun istiyorsanız bir model sırası daha yapabilirsiniz. İpleri bakın burada kestim. Şimdi ön pat çalışmalarını yapacağız. Ben ön patlarını krem rengiyle yapıyorum. Siz isterseniz yelekte kullandığınız herhangi bir renk ile de yapabilirsiniz. En son bitirmiş olduğum bakın buradan başlıyorum. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İlmek oluşturuyorum burada bakın. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne olarak yapıyoruz ön patları arkadaşlar. Diğer ilmeğe de sık iğne yapıyorum. İplerin ucunu da içeriden götürüyorum. Temiz görüntüsü olsun. Bakın arada bulunan ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Zaten ilmekler görünüyor orada. Sık iğneler yaparak devam edelim. Ön patta bakın bir sıra sık iğne yaparak yakanın başlangıç noktasına geldim. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Bu sırada sık iğnelerini yaparken düğme deliklerini de oluşturacağız arkadaşlar. Siz kaç düğme yapmak istiyorsanız ona göre ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben tamamını düğmeli yapmak istiyorum bugün. Bir zincir yaptım. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek içerisine sık iğne yapıyorum.
İlk düğme deliğini buraya yapıyorum. Bakın, iki zincir yapıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. İlk düğme deliğini bu şekilde yapmış oldum. 2 zincir yaptım, 2 ilmek atladım, sık iğne yaptım. Diğer ilmekleri diğer düğme deliğine kadar sık iğne yapıyorum. Arada kaç sık iğne bırakmanız gerektiğinizi siz kendi yaptığınız örgünün sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben kaç sık iğne yapacağımı sayıyorum. Bakın, 1 yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sık iğne benim için yeterli aralık. Bakın, bu iki düğme deliği arasında oluşacak olan aralık. 2 zincir yapıyorum. İkinci düğme deliği için 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci düğme deliğinde bakın buraya yaptık. Arada 11 sık iğne yaptım. 3. düğme deliğine kadar 11 sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sık iğneyi tamamladım. 2 zincir yapıyorum. 3. düğme deliği için 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer düğme deliğine kadar yine 11 sık iğne yapıyorum. 1 yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dördüncü düğme deliğinde buraya yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Takip edenleri sık iğne olarak devam ediyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın, sıra sonuna geldim. Ön patta ikinci sırada düğme delikleri yaptık. 1, 2, 3, 4 düğme için 4 düğme deliği yaptık. 3. sıradayız. 3. sırada yarım trabzanlar yapacağız. 1 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın, bu ilk ilmek üzerine yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bakın, tığın üzerine ip doluyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Tekrar tığa ip alıyorum. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Trabzan yapıyor gibi yaptım. İki defa da değil, bir defa da çıkardım. İp doluyorum. İlmeğe tığ takıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Düğme deliğinin olduğu yere kadar yarım trabzanları yapalım. Görüntü olarak bakın, düzgün bir görüntü oluşuyor. Bakın, ilk düğme deliğinin olduğu yere geldim. Düğme deliği için buraya 2 zincir yapmıştım. 2 zincir üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. 1,
2. Diğer ilmekleri birer defa trabzan olarak devam ediyorum. Bakın düğme deliğinin yeri daha belirgin oldu. İkinci düğme deliğinin olduğu yere kadar yarım trabzanlara devam ediyoruz. Düğme deliğinin olduğu yere geldim. Bu iki zincirli boşluğa iki yarım trabzan yapıyorum. 1 2 diğer ilmekleri yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, düğme deliklerinin olduğu yere ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz. Diğer ilmeklere birer defa yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek yakanın başlangıç noktasına kadar yapalım. Ön patta 3. sırada yarım trabzanlar yaparak, bakın ben tamamladım. Bu ön patın örgüsünü bitirdik. Diğer ön pata da 2 sırası yine 1 sıra yarım trabzan yapacağız. Oraya gidebilmek için boyunun çevresinden bakın sık iğne yapıyorum. Bu ilk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmekleri de sık iğne olarak devam ediyorum. İlmeklere bakın sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe birer defa sık iğne yaparak boyunun çevresinde buraya kadar devam edelim. Diğer ön pattan sonra boyunun çevresinde bakın bir sıra sık iğne yaparak diğer yakanın uç noktasına kadar geldim. Buraya da 2 sıra sık iğne, 1 sıra yarım trabzan yapacağız. Buranın düzgün gidebilmesi için 2 sıra sık iğne ayrıca yapmak istiyorum. Siz isterseniz bu şekilde devam edip 2 sıra sık iğne, 1 sıra da yarım trabzan şeklinde bitirebilirsiniz. Ben ipin içerisinden bakın diğer ucunu çıkarıyorum. Buradan sık iğneye başlıyorum. Bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ön patta yapmış olduğumuz gibi buraya 2 sıra sık iğne yapalım. 1 sık iğne yapalım. Buraya gelince geriye dönelim. Bir sık iğne daha yapıp buraya kadar devam edelim. Bu ön patta da bakın 1-2 sıra sık iğneyi tamamladım. İpi burada kesiyorum. Bunun üzerinden yarım trabzanlara devam edeceğiz. Bakın boyunun çevresinden sık iğne yapmış olduğum ip burada bekliyordu. Bunu sık iğne olarak bu ilk ilmeğe kadar devam ediyorum. Böyle yaptığımız zaman bu sıra devam edeceği için buranın görüntüsü daha düzgün oluyor arkadaşlar. Bu ön patta son sırada yarım trabzan yapmıştım. Buraya da yarım trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de yarım trabzan olarak devam ediyorum. Bakın, görüntü olarak buranın dönüşü güzel oldu böyle yaptığımız için. Bu şekilde yarım trabzanlara devam ederek etek ucuna kadar tamamlayalım. Diğer ön patta 3. sırada da yarım trabzanları yaparak bakın etek ucunun olduğu yere geldim. Ön patları görelim. Bakın arkadaşlar, buraya 2 sıra sık iğne, 1 sıra yarım trabzan yaptım. Düz yaptım. Bu ön pata da düğme delikleri oluşturdum. Bu şekilde görüntüsü oldu. Şimdi bu etek ucunun örgüsüne geçiyoruz. 2 zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Burada bir sıra her ilmeğin üzerine birer defa trabzan yapacağız. Diğer ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın gördüğüm her ilmeğe birer defa trabzan yapıyorum.
Modelde birer zincir yaptığımız, bakın burası vardı. Bu boşluğa da bir zincir olduğu için bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa trabzan yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğe ve bir zincirli boşluklara bir trabzan yaparak diğer uç noktasına kadar devam edelim. Etek ucunda bir sıra trabzanlar yaparak, bakın, diğer uç noktasına geldim. İkinci sıradayız. İkinci sırada farklı bir örgü yapacağız. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada trabzanları boşluktan alarak yapıyoruz. Bakın, bu ilk trabzanı tığ boşluğa takıyorum. İlmek alıp buradan bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan tığ, bakın, boşluğa taktım. İlmek alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan tığ boşluğa takıp ilmek alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Böyle görüntü oluşuyor. Bakın, her iki tarafı aynı görünen görüntü oluşuyor. Bu sırada bu trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. En son düz taraftan boşluktan trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, son burada iki zincir yaparak trabzan yapmıştık. Buna boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, lastik görünümü oluştu. Burada iki sıra yaptık. Bu görüntüyü elde ettik. Bir sıra daha bir düz bir ters örgü yapacağız. İki zincir yapıyorum. Örgüyü, bakın, çeviriyorum. Bu sırada bu bir düz bir ters örgüleri nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapacağız. İlk, bakın, trabzan ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğeri düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak öyle boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Ters taraftan görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak diğer ucuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada da örgüleri nasıl görüyorsam o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak, bakın, sırayı tamamladım. İpi burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin gövde örgüsünü bitirmiş olduk. Bakın, çok güzel oldu arkadaşlar. Ben 3 sıra yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz bir sıra daha nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yapabiliriz. Yeleği, bakın, bu şekilde kullanabilirsiniz. Kolun ucuna hiçbir şey yapmadan. Ama ben kol ucunda bu şekilde aynı gövdede uyguladığım renkleri kullanarak bu etek ucunda yapmış olduğumuz bir ters bir düz olan lastik örgüsü yaptım. Bunun gibi yapmak isterseniz birlikte yapalım. Ama dediğim gibi bu şekilde düğmelerini dikerek de kullanabilirsiniz. Kolunu yapmak isteyenler için birlikte yapalım. Bakın, kol altında birleştirirken burada oluşturmuş olduğumuz bir ilmek var. Buradan krem renkli ipimi bağlıyorum. Siz tek renkli de yapabilirsiniz. Ben gövdede kullanmış olduğum renkleri kullanmayı tercih ettim. Buradan bir ilmek oluşturdum. İki zincir yapıyorum.
Örgünün şekline bakıyorum. Bakın, burası düz tarafı. Örgüyü çevirmem gerekiyor. Bu iki zincir yaptığımızda bir trabzan olacak. İlk sıra trabzan yapacağız. Bakın, burada gördüğüm bu ilk ilmeği trabzan yapıyorum. Burada trabzan yapmışım. Bak, gövdeyi birleştirirken oluşmuş olan trabzan, buraya trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. 3 trabzanı buraya yaptık. Kolda bulunan ilmeklere trabzan olarak devam ediyorum. Bu, bakın, arttırma yaptığım boşluğa bir trabzan yaptım. İlmekler üzerine de trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak başladığımız buraya kadar devam edelim. Kolda bulunan ilmekler üzerine trabzanlar yaparak, bakın, buraya geldim. Burada bu arttırma yaptığım yere bir trabzan yapıyorum. Bakın, bu gövdenin olduğu trabzan sırası var. Buraya iki trabzan yapıyorum. Bu son ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Bu son yapmış olduğum ilmek ile ilk yaptığım ilmeği birleştiriyorum. Sırayı birleştirdim, bakın. Kolun örgüsüne böylece başlamış olduk. Şimdi bu bir ters bir düz örgüyü yapacağız. Ben bu, bakın, bu renk ile yapıyorum. Siz isterseniz sade renk ile de devam edebilirsiniz. Krem renkli ipimi kesmiyorum. Bir sıra daha o ipi kullanacağız arkadaşlar. Onu orada bekletiyorum. Bakın, şu şekilde ilmeğimin rengini içerisinden geçirdim. Bu renki yaptım. Bir, iki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk gördüğüm, bakın, ilmeği, trabzanı tığ boşluğa taktım. Düz taraftan aldım. Trabzan yapıyorum. Diğerini ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın, etek ucunda da aynı şekilde bir düz bir ters örgü yapmıştık. Kol ucunda aynısını uyguluyoruz. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kolun örgüsünde bulunan trabzanlara bir düz bir ters boşluklardan alıp trabzan yaparak, bakın, sıra sonuna geldim. En son ilmek ile ilk ilmeği birleştiriyorum. Sırayı böylece birleştirmiş olduk. Şimdi krem renkliye başlıyorum. Bakın, aynı örgüyü çevirmiyorum artık. Krem ilmeğimin rengini krem yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsan o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz. İlk ilmek, bakın, düz görünüyor. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğeri ters tarafta görünüyor. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alıp trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu son ilmek ile ilk ilmeği birleştirelim. Diğer renge geçelim. Bakın, ben bunu da öyle yaptım. 3 rengi de kullandım. Kolun örgüsünde yeşilde bitirdim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kolun örgüsünü tamamlayarak gelelim. Kolun örgüsünü bir düz bir ters örgü olarak ben tamamladım. Krem rengi üzerinden bir sırada yeşil ile yaptım, bakın. İpi kestim. Bu ipi nasıl kaybettiğimi çok soran arkadaşlar oluyor. Bakın arkadaşlar, tığ yardımıyla bu ilmekler arasından çekebilirsiniz. Veya iğne yardımıyla, zaten düğmeyi dikmek için iğne kullanacağız. Onun için bunu da iğneye takarak şu şekilde iç taraftan kaybedebiliriz. Bakın, alt tarafta görünen örgünün ters tarafından
ilmekler arasından, kendi renginin olduğu ilmekler arasından çekiyorum. Farklı bir renkte çekersek ters taraftan örgü görünecektir. Bakın hiç görünmüyor. İpi burada kesiyorum. Bu kesme ile de örgümüzü tamamen bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar, ben düğme deliklerini yaptığımız, bakın bu ön patın tam karşısına gelen yerlere, bakın düz yaptığım patlara 4 tane düğmeyi diktim. Metal düğme dikmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz gibi düğme kullanabilirsiniz. Yeleğin örgüsünde kullanmış olduğunuz renklerden düğme ayarlaması yapabilirsiniz. Bakın çok güzel. Çok şık oldu. Tersten görüntüsü de böyle. Kolun örgüsünü çok dar yapmak istemedim. Onun için bakın buradan fazladan trabzan yaptım. Bebeğin kolunu rahatsız etmesin. Arka görüntüsü de böyle. Yeleğimizin bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından genişliğini ölçüyorum. 29 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 23 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliği ölçtüğüm zaman 35 santim. Bu da benim yapacağım bir ölçü için güzel oldu. 1 yaş bebek için başlamıştım. 1,5-2 yaş bebek de çok rahat kullanır bu yeleği arkadaşlar. 1-2 yaş arası kullanacak ölçüde yaptım. Siz farklı ölçülerde yapmak isterseniz standart bebek ölçüsü olan yelek ölçülerini ben bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan bakarak yapacağınız ölçüye göre yüksekliklerini santimetre olarak ayarlamasını yapabilirsiniz. Krem renk ipten, bakın bir yumak ipten bu kaldı. Daha çok kullandık krem rengi. Diğer renklere çok ihtiyacımız yok. Fazla kullanmadım. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Sizlerle yeniden yeni örgülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.